Gençler merhaba. 39 günde TET matematiğin 37. gününe geldik ve bugünkü konumuzdaki soru çözümü mantık. Sevgili arkadaşlar, önerme ve mantık konusuyla ilgili çok güzel sorularımız var. Hiç beklemeden hemen başlıyorum. Birinci sorumuz önermenin tanımıyla alakalı. Şimdi ifadelerden hangisi bir önermeydi? Biz ne demiştik arkadaşlar önermelere? Doğrulukları ve yanlışlıkları kesin olan ifadeler. Bir hafta 5 gündür, hayır 7 gün. O zaman bu kesin yanlıştı. Bakın netlik var burada. O zaman bu bir önerme. Bir gün 24 saattir. Evet 24 saattir, doğru. Hafta sonu güzeldir. Güzeldir ama ben sevmiyorum. Ben çalışmayı seviyorum. Diğeri sevmeyebilir. Diğeri için fark etmez günler. O yüzden burada bir önerme yoktur. Net bir cevap olacak. Ya kesin yanlış ya da kesin doğru. O yüzden cevabımız 1-2 olan C seçeneği diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. PQR önermeleri verilmiş. Önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? P bir asal sayıdır. Arkadaşlar asal sayılar bir ve kendisinden başka ortak böleni olmayan birden büyük sayılar. O halde bir asal sayı değildir. O yüzden P'nin denkliği nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani doğruluk değeri sıfırdır. Q önermesine bakalım. 2'nin çarpmaya göre tersi 1/2'dir. O halde arkadaşlar 2'nin çarpmaya göre tersi pay ve payda yer değiştiriyorduk. 2 iken yer değiştiririz. 1/2 olur. Bu bir doğru bir önermedir. Hemen şöyle yapalım. Burası yanlıştı. Burası doğru bir önermedir. O yüzden Q'nun doğruluk değeri 1'dir. R'ye bakalım. 0 doğal sayıdır. Evet 0'ı tanımlarken 0'ın doğal sayı. Doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar giden sayılar. O yüzden R'de 1. Sırasıyla dediği için arkadaşlar P'miz 0, Q'muz 1, R'miz 1. Doğru cevabımız ne oluyor? Adana seçeneği oluyor. Geldik 3. soruya. Aşağıda Excel ekranında X farklı önerme için hazırlanan doğruluk tablosu verilmiştir. Excel dosyasında hazırlandıktan sonra yanlışlıkla bazı satırlar silinmiştir. Tablonun son satırı 79. Excel satırında yapıldığına göre silinen satır sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi bakın önerme için hazırlanan doğruluk tablosu. Şimdi arkadaşlar bir önermenin ya doğrudur ya da yanlıştır. Yani iki tane doğruluk ifadesi var. Peki iki önerme doğru yanlış çok pardon şöyle yapacağız. Bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır derken evet. 2 üzeri 1'den 2. 2 tane önerme. Bakın 1'e 0 olabilir, 0'a 1 olabilir, 0'a 0 olabilir, 1'e 1 olabilir. Yani toplam kaç tane doğruluk değeri vardır ya da tabloda oluşturursak 1, 2, 3, 4 tane. İşte biz de bunu arkadaşlar 2'nin karesi şeklinde düşünüyoruz. 4 tane. Bu da nedir? 2'nin 1'i. O halde 2 üzeri x tane, yani önermeniz kaç tane ise her bir önermede 2 tane olduğu için x tane önermenin 2 üzeri x. Mesela 5 önermenin tablo şeklinde yazarsanız 2 üzeri 5'ten 32 tane ifadesi vardır tabloda. 32 tane şey yazmanız lazım. Seçenekler bulmanız lazım. O halde x tane önermenin 2 üzeri x tane doğruluk değeri vardır. Şimdi bunu elimize aldık. Şimdi baktığımız zaman bakın arkadaşlar. Excel'in 25. satırıyla 79. satırına kadar doldurmuş. Ama 25. satıra önermeleri yazmış. İşte P, R, Q, K, S bu şekilde devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. O halde bizim doğruluk tablomuzdaki sıra sayısı şurasını verir. 26 ile 79. Bunu nereden bulacağız? Terim sayısından. O zaman buranın terim sayısı nedir dediğim zaman 79 eksi 26 bölü artış miktarı 1 artı 1 fazlası. 79'dan 26 çıkar. 9'dan 6 çıktı. 3, 7, 2, 5, 53 artı 1'den 54 tane. O zaman doğruluk tablosu toplam 54 tane. Ama ben biliyorum ki doğruluk tablolarında 2'nin kuvveti şeklinde olacak. O zaman bazı satırlar silinmiş arkadaşlar. O yüzden desem ki 54'ten büyük 2'nin hangi kuvveti var? 2'nin kuvvetleri 2'nin 5. kuvveti olsaydı 32. 2'nin 6. kuvveti olsaydı 64. Demek ki 64 tane en yakın kuvveti. Çünkü bize en az söylüyor. O zaman 64 tane doğruluk değeri var. 54 tanesi silinmiş. 10 tane kalmış. Doğru cevabımız Bursa. Neden en az derken? Hocam nereden biliyoruz? Belki 7'dir. 2 üzeri 7 dersek arkadaşlar 128 bu sefer silinen tablo sayısı fazla oluyor. O yüzden en azını istiyor bizden. 32 olamaz. Maksimum yani minimum 64 tane vardır. Ve silinen tabloda sayısı da 10 tanedir. Güzel bir soruymuş. Geldik 4. soruya.
PQR önermeleri için denkliklerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi P önermesine bakalım. Dik üçgende en uzun kenar hipotenüstür. Evet, dik üçgenin en uzun kenarına biz hipotenüs deriz. O yüzden bu önermenin doğruluk değeri 1'dir. Bütünler açıl birbirini 90'a tamamlıyor. Hayır, o tümler açıydı. Bütünler açı birbirini 180'e tamamlar. O yüzden Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Her dikdörtgen bir paralel kenardır. Arkadaşlar paralel kenarlar karşılıklı iki kenarı paralel olan şekiller. Dikdörtgenle de karşılıklı iki kenarı paralel olduğu için her dikdörtgenler bir paralel kenardır diyoruz. O zaman R önermesinde doğruluk değeri 1'dir. Şimdi seçeneklere bakalım. Bir de ne diyor? P R'ye denktir. P'yi kaç bulduk? 1 bulduk. R'yi kaç bulduk? 1 bulduk. O yüzden denktir. 1 doğru. 2'ye bakalım. Q'nun değeri. Q 0 iken 0'ın değeri denktir. P'ye P kaç? 1. 0'ın değeri nedir arkadaşlar? 0'ın değeri 1'dir. O zaman 1 1'e denktir. O zaman ikincisi de doğru. Üçüncüsüne bakalım. R denktir Q'ye. R'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 denktir. Q'yu kaç bulduk? 0. 0 1'e denk değildir. O yüzden üçüncüsü yanlış. 1 ve 2 doğru. Ceyhan seçeneği diyoruz. Geldik 5. soruya. Yukarıda verilen denkliklere göre P, Q, R ve T önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi hemen inceliyorum. P'nin değili ve T Q eşit. Q'nun değili ve R 1 eşit. Bakın buradan bir şey yakalayabilirim. V önermelerinde V bağlacında sonucun 1 olabilmesi için her iki tarafın 1 olması lazım. Böylelikle bakın R'nin kesinlikle 1 olduğunu buldum. Peki Q'nun değili kaç? Q'nun değili de 1'dir. Buradan neyi bulabiliriz? Q'nun değili 1 ise Q da 0'a denktir. Bakın bunu da buldum. Devam ediyorum. Neyi bulmuştum? R'yi 1 bulmuştum. 1 ile V bağlacını birleştirmişim. Sonuç 0 olmuş. Demek ki P de 0'dır. Bakın P'yi de buldum. P'yi de 0 buldum. Devam ediyorum. P 0 ise 0'ın değili ve T Q'ya eşit arkadaşlar. Q kaçtı? 0. 0'ın değili 1 ve T kaç eşit? 0 eşit. Buranın 0'a denk olabilmesi için T'nin de kesinlikle neye denk olması lazım? 0'a denk olması lazım. Sırasıyla dediği için P'miz 0. Q'yu kaç bulduk? 0 bulduk. R'yi kaç bulduk? 1 bulduk. T'yi 0 bulduk. 0 0 1 0 arayacağız. 0 0 1 0 Edirne seçeneği diyoruz sevgili gençler. Ve geldik 6. soruya. Önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Birin değili 0, 0 veya 0, 0'a denktir. 0'ın değili, önce parantez için halledeceğim. 0'ın değili 1 ve 0 veya 1. Aslında buraya hiç bakmama gerek yok arkadaşlar. Bakın şurada bir veya var. Veya'nın yanında 1 olunca sonuç 1 olacak ama devam edelim. 1 ve 0, 0'dır. Şöyle kırmızıya 0'dır veya 1'dir. Bu da neye denktir arkadaşlar? Bu da 1'e denktir. 1 ve 0'ın değili 1 ve 0'ın değili 1'dir ve 0'ın değili veya 1 0'ın değili 1'dir veya 1 1 ve 1 neye denktir? 1'e ve 1 veya 1 bu da 1'e denktir. O zaman bunun da doğruluk değeri 1'dir. O yüzden seçeneklerde ne arayacağım? 0 sırasıyla 1 numara 0, 2 numara 1, 3 numara 1, 0, 1, 1. Hangi seçenek? Edirne seçeneği. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen toplar yan yana sıralanacaktır. P, Q ve R önermeleri için P'nin değili veya Q'nun değilinin değili ve R'nin değili 1 olduğuna göre topların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın P önermesi için mavi top ile siyah top ardı ardı sıralanmıştır. Öncelikle benim bu önermelerin doğruluk değerlerini bulmam lazım. Söylenen cümle doğru mu yanlış mı onu anlamam lazım. Hemen ilk başta şu önermemizin 1'e eşit olduğu verilmiş bize. Hangisi P'nin değili veya Q'nun değili ve değil var. R'nin değili 1'e denkmiş. Arkadaşlar V bağlacının 1'e denk olabilmesi için bunun 1, bununla 1 olması lazım. Şimdi ben buradan R'nin değilini 1 olarak buldum. Demek ki R önermemiz bizim kesinlikle yanlıştır. Yani 0'dır. Şimdi hemen diğerine bakıyorum. Buranın tamamı 1 olacak. Değili 1 ise o halde P'nin değili ve Q'nun değili veya Q'nun değili. Sonuç 1 ise değili de nedir? Kendisi de nedir arkadaşlar? 0'dır. İçi 0 olacak ki 0'ın değeri 1 olsun. Buranın 0 olabilmesi için her birinin ayrı ayrı ikisinin de 0 eşit olması lazım. Buradan da neyi yakalıyorum? P'nin değeri 0 ise P kesinlikle 1'dir. Q'nun değeri 0 ise Q da kesinlikle 1'dir. O zaman sevgili arkadaşlar P önermesi doğru.
Q önermesi doğru, R önermesi yanlış olduğunu bana bildirmiş. Peki, mavi top ile siyah top ard arda sıralanmıştır. Kırmızı top siyah topa göre daha soldadır. O zaman mavi topla siyah top ard arda sıralanacak. Kırmızı top mavi topa göre daha soldadır. Şimdi mavi topla siyah top ard arda. O zaman bakın mavi siyah olabilir. Ard arda sıralanmış. Ard arda sıralanmış. Kırmızı top da siyah topa göre daha soldadır. O zaman kırmızı top siyah topa göre daha soldadır. Bunlar doğru olduğunu söylüyor bana. O zaman kırmızı burada olacak. Veya da şöyle de olabilir arkadaşlar. Mavi ile siyah ard arda sıralanmış. Siyah mavi olabilir. Bu da ard arda. Kırmızı top da siyah topa göre soldadır. Bu da olabilir. Şimdi üçüncüye bakalım. Mavi top en sağdadır diyor. Mavi top en sağdadır. Doğru bir önerme mi? Yanlış bir önerme. Yanlış bir önerme olduğu için şu anda bu sıralamaya göre mavi top en sağdadır. Bu yanlıştır. O zaman tek bir seçeneğim kalıyor. Kırmızı, mavi, siyah. Kırmızı, mavi, siyah deniz seçeneği. Gerçekten yeni nesil ve önermeye uyarılmış çok güzel bir soru. Yıldız atabilirsiniz bu tarz sorulara. Denemelerde karşımıza çıkar. Ve geldik 8. soruya. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ifadeye baktığımız zaman aynı olanları paranteze alabiliyorduk biliyorsunuz. Hemen bakıyorum, P'nin değili P var. Bakın V, V var. Q, Q var. Bakın şunlar aynı. O zaman ben bu önermeyi sağa göre paranteze alacağım. O zaman P'nin değili veya P kaldı. Bakın şunlar kaldı. O zaman sağa göre aldığım için V ne oldu? Q oldu. Şimdi burada bakın bir aynı önerme çıktı. Kendisiyle tersini veya ile birleştirmişim. Şimdi arkadaşlar P'nin değili. Şimdi P 0 iken değili 1'dir. P 1 iken değili 0'dır. Her iki durumda da bu önermenin doğruluk değeri 1'dir. O zaman 1 ve Q oldu. Şimdi buna bakalım, bunu inceleyelim. Eğer ben Q'ya 1 dersem sonuç 1 olur. Peki 0 dersem sonuç 0 olur. Bakın Q'ya ne dediysem sonuç kendisi olduğu için birincisi de bunun sonucuna Q diyoruz. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Geldik 9. soruya. PQR önermeleri PQR önermeleri vermiş. Olduğuna göre diyor kırmızı, mavi ve yeşil denkliklerinde verilen kutulara aşağıdaki bağlaçlardan hangileri yerleştirirse 3 önermenin de doğruluk değeri aynı olur diyor. Hemen eksi 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. O zaman bakın arkadaşlar 1'in karesi 1. Eksi 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. Bunun sonucu 2'ye eşit. Demek ki doğru olduğu için P önermesinin denklik değeri 1'dir. Buna 1 dedik. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Ne oldu bu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Ama bana 0 demiş. Demek ki Q'nun denklik değeri 0 olacak. Bunu da buldum. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. 1'in 5. kuvveti 1'dir. 1 ile 1'i çarparsam 1'dir. Bunun da doğru olduğunu buldum. Demek ki R'nin de doğruluk değeri 1'dir. Şimdi sırasıyla hemen yazalım. Şimdi arkadaşlar A seçeneğindeyim. Ya da var. Şimdi P'yi ne bulduk? 1. 1 ya da R'yi ne bulduk? 1. 1 ya da 1 neye denktir? Sıfıra denktir. Ya da ikisinin farklı olması lazım. Hemen diğerine bakalım. Q'yu ne bulduk? 0. İkincisinde ne demiş? V. P'yi ne bulduk arkadaşlar? 1. Bunun da doğruluk değeri 0. Bakın aynı oldu. Üçüncüsüne bakalım. R'yi ne bulduk? 1. Üçüncüsünde bağlacımız veya Q'yu ne bulduk? 0. Bunun sonucu 1. Bakın A seçeneği olmadı. Şimdi B seçeneğini deneyelim. Yani buralara veya P'miz nedir arkadaşlar? Hatta şöyle yapalım. B seçeneği. P'miz 1, R'miz 1, Q'muz 0, P'miz 1. Şöyle şuraya alayım. Q'muz 0, R'miz 1. R'miz 1, Q'muz 0. Şimdi B seçeneğini buraya yazarsam veya ya da V. Bunların sonucu bakın 1 oldu. 1 oldu. 0 oldu. 1 ve 0, 0. Burada da vermedi bize. O zaman o B seçeneğinde olmadığını görüyoruz. B'yi de eledim. C'ye bakalım. Bağlaçlarımız neler? V veya V. Bakın bu 1'e denk. Bu 1'e denk. Bu 0'a denk. Bakın bu da olmadı. C'yi de eledik. O zaman şunları tekrar siliyorum. İşlem kolaylı olsun diye hızlı hızlı bu şekilde. D'ye bakalım arkadaşlar. Bağlaçlarımız ya da veya ve.
Bakın bu 0, bu 1. Yadaya bakmama bile gerek yok. Sonuç farklı çıktı. O halde E seçeneği büyük ihtimalle doğrudur. Çünkü tek seçeneğimiz kaldı. Hemen bir kontrol edelim. Bağlaçlarımız veya ya da. 1 veya 1, 1. 0 veya 1, 1. 1 ya da 0 farklı olması lazımdı. 1. Bakın sonuç aynı çıktı. Edirne seçeneği. Geldik 10. soruya. Bir otelin resepsiyonunda boş olan odaların anahtarları asılı durumda gösterilmiştir. P, 2 oda daha satılırsa anahtarlığın %50'si boş olacaktır. Q, bir anahtar daha asılırsa panonun %75'i dolacaktır. R, asal numaralı odalar satılırsa panonun %25'i boş kalacaktır. Bu önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunların sonucunu bulmam için benim önce PQR'nin doğru mu yanlış mı olduğunu bulmam lazım. Hemen bakıyorum. İki oda daha satılırsa anahtarlığın %50'si boş kalacaktır. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 toplam 12 oda var. 12 oda. 4 tane boş var. Genel tablo bu. Şimdi ben 2 oda daha satarsam 12 odadan oda. Şimdi 4 boştu. 2 tane satarsam, yani boşlar satılı olanlar demektir. Takılı olanlar satılmamış. 2 tane daha satarsam o zaman arkadaşlar örneğin 9 ile 11'i sattım. Bu sefer 6 boş olacak. 12 odadan 6'sı boşsa %50'dir bu. Yani yarısı. O zaman P önermesi doğrudur ve ben buradan neyi yakalıyorum? P'nin denklik değerinin 1 olduğunu buluyorum. Bu elimde kalsın. İkinciye bakalım. Bir anahtar daha asılırsa panonun %75'i dolacaktır. Bu sefer yeşil yazalım. 12 odada 4 tane boş var. Boşlardan bir tanesi daha, yani müşteri çıkar panoya asarsan o zaman 3 boş olacak. 3 boş. Bunun oranlaması nedir arkadaşlar? 12'de 3 boşsa %x'tir. Bakın 4'e bölmüş. 4'e bölersek 25 olur. Veya 3 bölü 12 demek, 1 bölü 4 demek. Bu da %25'i boş. Nedir burada? %75'i dolacaktır. Bir anahtar daha asılırsa panonun %75'i. Panonun %25'i boşsa %75'i de doludur arkadaşlar. O zaman buradan da Q önermesinin doğruluk değerini ne buluyoruz? 1 buluyoruz. Geldik R önermesine. Asal numaralı odalar satılırsa panonun %25'i boş kalacaktır. Hemen asal numaraları bir satalım. 2 asal gönderdim. 4 değil, 5, 6 değil, 7 asal, 9 değil, 11 asal. Böylelikle bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boş var. Bizden ne diyor? Panonun %25'i boş kalacaktır diyor. 5 bölü toplam 12 anahtardan 5 bölü 12. Bu nedir arkadaşlar? %25, 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. 1 bölü 4'e eşit değil. Yani %25'e eşit değil. O yüzden de R önermesi de yanlış bir önermedir. Bunu da maviyle gösterelim. R de kesinlikle yanlış bir önermedir. R ve 0. Şimdi seçeneklere bakalım. R'yi ne bulduk? 0. Veya P'yi ne bulduk? 1. 0 veya 1 neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. İse de sadece ne vardı hatırlayın? İse 100 numaralı bir bağlaçtır. Hep aklınızda bu kalsın arkadaşlar. Konu anlatımında vermiştim. İse denilince 100 numara gelsin. 1, 0, 0 dışında hepsi 1 oluyor. O halde bu 1. P'miz ne bulduk? P'mizi 1 bulduk. Q'muzu ne bulduk? Q'muzu da 1 bulduk. Bunun da doğruluk değeri 1. Q'muz 1 bulduk. R'mizi 1 bulmuştuk arkadaşlar. R'miz 0 bulmuştuk. Değeri nedir? 1'dir. O zaman bu da 1'dir. Bu da 1 olur. R'nin değeri 1 ise P'mizi 1 bulmuştuk. 0 oldu. Bakın 100 numarayı burada oluşturabiliyorum. Benden de zaten hangisi yanlıştır diyor. Denizli seçeneği. E'de R'mizi 0 bulduk. Q'muzu 1 bulduk. Değeri 0. 0, 0 1'e denktir arkadaşlar. İse de 100 numaralı bir bağlaç olduğunu düşünün. Geldik 10.000 soruya. P ise Q ise P eşit denktir sıfıra olduğuna göre önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri kesin olarak bulunabilir? Şimdi bakıyorum. P ise P ise P. P nasıl bir ise nasıl bir bağlaçtı arkadaşlar? 100 numaralı bir bağlaçtı. O zaman burası 1 olacak. İse bakın ise burası da 0 olacak. Ki sonuç 0 olsun. Ben buradan P önermesinin kesinlikle 0 olduğunu buldum. Hemen diğerine bakalım. P ise Q. Şimdi P ise Q kaça denk? 1'e denk. P'yi 0 biliyorum. 0 Q. Arkadaşlar Q'ya ben 1 verirsem 1'e denk.
Q'ya 0 verirsem de 1'e denk. Bakın gördünüz mü? Q'ya 1 ya da 0, ikisi de olabilir. O yüzden Q'yu bulamam. Şimdi hemen bakalım. P'yi kaç bulduk? 0. 0 ise Q'yu bilmiyorum. 1 de olabilir, 0 da olabilir. O halde arkadaşlar Q'ya ben 1 dersem sonuç nedir? 1. 0 dersem sonuç yine 1. O yüzden P'nin burada 0, Q'nun ne olduğunda çok önemi yok. Her iki durumda da sonuç 1 olur. O yüzden ben 1 numarayı her zaman bulabilirim. 2'ye bakalım. P'yi ne bulduk biz? 0 bulduk. 0 veya Q. Şimdi Q'ya 1 dersem sonuç 1 olur. 0 dersem sonuç 0 olur. Bakın sonucu bulamadım. 2 yanlış. Yani bulamıyorum daha doğrusu. 3 numaraya bakalım. Onu da şurada yeşille gösterelim. P 0'da değeri nedir? 1. 1 ve Q. Şimdi arkadaşlar Q'ya 1 dersem sonuç 1'e denk. 0 dersem sonuç 0'a denk. Eğer 1 olsaydı o zaman bulabilirdim. Sonuç farklı olduğu için bunu da bulamam. Ve yalnız 1'in sonucunu kesin olarak bulabiliriz adına. Geldik 12. soruya. Ömer öğretmenin tahtaya yazdığı aşağıdaki önermelerin sonucunu 1 buluyor. Daha sonra çözüm adımlarını öğretmene gösteriyor. Buna göre Ömer hangi adımda eğer yapmışsa hata yapmıştır ya da yapmamıştır. Şimdi P ise P ve Q'un önermesini. Birinci adım arkadaşlar bakın P ise P ve Q İSE'yi VA'ya çevirmiş. Biz ne yapıyorduk İSE'yi VA'ya çevirirken? Bakın P ise Q. Her zaman şu kuralı şöyle öğrenin. İSE'yi sanki hani bir el araba gibi düşünün. İSE bağlacını iki kolundan tutuyorsunuz. Kollar nedir arkadaşlar? Bakın hop biri buradan bir de buradan. El arabayı tuttunuz, kaldırdınız. Yük götürüyorsunuz. Yük de Q olsun. Sonra Q'yu boşaltacaksınız. Q'yu boşaltırken bakın el araba hani boşalttığımı düşünün. Şöyle oldu mu? Evet. Hani hayal edin el araba yukarıya kaldırmışsınız. Q'yu boşaltacaksınız. Sanki kulp hop çıkmış P'nin elinde kalmış gibi. İşte ise bağlacını hep bunu öğrenin. P'nin değili veya Q'dur. O zaman ilk önce biz birinci adımda bunu neye çeviriyorum? P'nin değili veya Q. Bakın bu adımı doğru yapmış. Sonra bakın P'nin değili veya Q'yu ne yapmış? İçeriye dağıtmış. P'nin değili veya P. P'nin değili veya Q. Oradaki bağlaç da V'ye bağlaç. Bu adımda da doğru. Sonra P veya P'nin değili 1. Çünkü neden arkadaşlar? 1'e 0, 1. 0'a 1 yine 1 olduğundan P ve P'nin değili 1 koymuş. O zaman 1 ve P'nin değili ve Q'nun oluyor. Bu da doğru. Dördüncü adıma 1 ve R daima 1. Arkadaşlar 1 ve R. Şimdi R'ye ben 1 verirsem sonuç 1'dir. 0 verirsem sonuç 0'dır. R'ye bağımlı değiştiği için bu kesinlikle 1 değildir. R'dir. Zaten burada bir hata yapmış. Bunun da 1 olduğundan sonuç 1 olur diyor. Dördüncü adımda hata yapılmıştır diyoruz. Geldik 13. soruya. Önermesinin karşıt tersi. Hem karşıtı hem tersi. Bakın karşıt yer değiştir. Tersin üstüne çizgi çiz. O halde bunun karşıt tersi zaten karşıt tersine denktir. Q'nun değili ise P ve R. Hatta şöyle yapalım. Q'nun değili dedik. Evet. Bunları bir yer değiştirdim. Karşıtı. Şimdi tersini alacağım. Hop buna bir değil, buna bir değil. Bu da arkadaşlar Q'nun değilin değili nedir? Q'dur ise. Bunu da attığımız zaman De Morgan kuralını kullanıyoruz. Bağlaçlarda tersi nasıl atıyoruz? P'nin tersi, V'nin tersi sanki veya gibi düşünün ve R'nin tersi. Seçeneklerde bunu alacağım. Q, P'nin değili veya R. Bakalım hemen Q, P'nin değili veya R. A seçeneği doğru cevabımız diyoruz. Geldik 14. soruya. ABC kutuların içinde her birinde farklı biri olacak biçimde bir kalem, bir silgi, bir de ataş yerleştiriliyor. Daha sonra P, A kutusunda silgi yoktur. Q, B kutusunda ataş vardır. R önermesi C kutusunda da kalem vardır. Önermeleri veriliyor. P ancak ve ancak 1 veya Q'nun değili ise R. Önermesi yanlış olduğuna göre A, B, C kutuların sırasında hangi nesneler vardır? Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bu önermenin yanlış olduğunu söylüyor. O zaman hemen yazıyorum. P ancak ve ancak 1 veya Q'nun değili ise R. Bu önermenin arkadaşlar yanlış olduğunu söylemiş. Veya da yanlış olabilmesi için buranın 0, buranın da 0 olması lazım. Şimdi ancak ve ancak 0 olabilmesi için ancak ve ancakta da arkadaşlar çift taraflı ya bu. Ayna düşünün. Bir insan biri görür, ayna gibi düşünün. Karşısında kendisini görür. O zaman
kendisini görüyorsa doğrudur. Yani ayna vardır diyorum. Sıfır ancak ve ancak sıfır. Şimdi sıfırla aynaya bakıldığınız zaman sıfırı görür, ayna vardır diyorum. Ama karşımıza şöyle bir ifade gelirse, sıfır ancak ve ancak bir. Sıfırın karşısında görmesi gereken sıfırdır. Bir değildir. O zaman burada ayna yoktur, yanlış bir önermedir diyoruz. Böyle düşünebilirsiniz, ancak ve ancakta. Unutmayın, ise de 100 numaralı bağlaç. Ancak ve ancakta da ayna kelimesi aklınıza geliyor. O zaman buranın sonucunun sıfır olduğuna göre burada ayna yoktur. O zaman birken biri görmez, kimi görür? Sıfırı görür. P'yi sıfır olarak bulduk. Bunu aldım. Sonra Q'nun değili ise R sıfır eşittir. Bakın Q'nun değili ise R kime eşit? Sıfır. İse 100 numaralı bağlaştı. Yani sıfır, burası sıfır, burası 1 olacak ki ancak 0 olsun. Buradan da bakın R'nin 0 olduğunu yakaladım. R doğruluk değeri 0. Q'nun değeri 1 ama bana Q lazım. Değeri 1 ise kendisi nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani P 0. Bu yanlış bir önermedir arkadaşlar. R 0. Bu da yanlış bir önermedir. R 0, Q 0, P 0. Ha, hepsi 0. Bu da yanlış bir önermedir. Şimdi A kutusunda silgi yoktur diyor. Yanlış söylemiş. O zaman A kutusunda silgi vardır. Bakın A'yı buldum. B kutusunda ataş vardır diyor. Hayır, yanlış diyor. B kutusunda ataş yoktur. Peki B kutusunda ataş vardır diyorsa, B kutusunda ataş yoksa ataş nerededir? Tek bir şansınız kaldı, C kutusu. O zaman bu ataştır. Ataş. C kutusunda kalem vardır diyor. Kalem yok. O zaman kalem nerededir? Buradadır kalem. Bizden ne istiyor? A, B, C kutuları sırasıyla hangi nesneler vardır? Silgi, kalem, ataş, Ceyhan seçeneği. Yine mükemmel bir soru arkadaşlar. Tam ÖSYM tarzı bir soru diyoruz. Ve geldik 15. soruya. P, X, Y ikili önerme verilmiş. Açık önermesinin doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? Arkadaşlar çarpımları 7 olan sayılar kaç tanedir? Bunu soruyor. Ama bu sayılar ne olacak? Tam sayı olacak. Buna dikkat edelim. Çarpımları 7 olan sayılar. Şimdi 1'e 7 var tam sayı. 7'ye 1 var. Eksi 1'e eksi 7 var. Eksi 7'ye eksi 1 var. O zaman 1, 2, 3, 4 tane çarpımları 7 olan sayılar var. Ama buraya dikkat ediyorsunuz, tam sayı. Eğer bana x eleman n deseydi, y de eleman n deseydi, o zaman 1, 7, 7, 1 dışında olmazdı. Bu tarz sorulara hangi eleman olduğuna dikkat edelim. Geldik 16. soruya. Önermesinin sözel mantık diliyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ters E'nin ne olduğunu biz biliyoruz. Bazı demek, bazı. Hemen şunu da verelim. Peki bu ne demek? Bu da her demek arkadaşlar. Bu ikisini bilin. Bazı elemanlar reel sayı ya da gerçel sayılar kümesi de bir sayının küpü karesinden küçük. Hemen bakıyorum. Bazı gerçek sayılar karesi, bazı gerçek sayıların küpü karesinden küçüktür. Evet, bakın bazı. Zaten herler gitti. Bazı tam sayıların küpü, tam sayı reel sayı. O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Bir sözel mantık sorusu. Geldik 17. soruya. Önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir? Karşıt tersi ne yapıyorduk arkadaşlar? Önermeleri yer değiştiriyoruz ve tersini alıyoruz. Yani önce bir yer değiştiriyorum. Her x elemanıdır. N 3x eşittir 6 önermesini buraya yazıyorum. İse bazı x elemanıdır doğal sayı, virgül x kare eşittir 4 önermesini buraya yazıyorum. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? O tersini alıyorum. Bu karşı ters oluyor. Şimdi bazının ve her'in tersleri birbirinin kendisidir arkadaşlar. O yüzden her x tersi ne diyeceğiz? Bazı x diyeceğiz. Bazı x. Şunu mavi yazalım. Bazı x. Şimdi elemanıdır n. Sevgili arkadaşlar burası çok çok önemli. Elemanının tersi diye bir ifade yoktur. Sakın bunu, çünkü bazı kaynaklarda bunu böyle yapıyor. Tersi bu değildir arkadaşlar. Elemanının tersi yoktur. Elemanıdır n. Virgül 3x 6'ya eşitmiş. Tersi ne demek? Bunu dağıtıyorum. 3x 6'ya eşit değil demek. İse her'in tersi, bazının tersi de nedir? Her'dir. Her x elemanı n. X kare eşit 4 diyor. Tersini alacağım. Eşit değildir 4. Ve tersinde
cevabımız bu olacak. Karşı terse hangi seçenekler? Bakın bunlar olmuyor. Neyle başlayacak? Şu olmuyor. Ya Ceyhan ya Edirne. Bakın eşittir, eşittir. Evet, Ceyhan seçeneği. Edirne neden değil? Eşitliği verilmiş. Bunu bilin. Bir de arkadaşlar şunu da verelim. Konu anlatımında verdik ama x 5'ten küçüğün tersini sorduğum zaman birçok öğrencimiz hocam büyüktür 5 diyor. Hayır arkadaşlar. 5'ten küçük olmayan gibi düşünün. Bu da nedir? 5'ten büyük ve eşit alıyorsunuz. Tam tersi x mesela 3'ten küçük eşit derse bunun olumsuzunu tersin demeyelim de olumsuzunu değilini alacaksa x büyük eşit 3 diyebiliriz. O yüzden konu anlatımda verdim. Olumsuzlukla tersi farklı şeylerdir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Basit bir örnek veriyorum. Siyahın tersi beyazdır. Ama siyahın olumsuzu siyah olmayanlardır. Bu ifadeye dikkat ediyoruz. Böylelikle sevgili arkadaşlar önerme konusu yani mantık konusundaki soruları çözdük. 37. günü de bitirdik ve sadece kampın bitmesine 2 gün kaldı ve bir tane konumuz kaldı. Kümeler konusu. Yarın saat 7'de kümelerde 1. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.